Musibetlere karşı sabır gösterip susan adam adına melekler mi cevap veriyor? Yine bu hususta Hazreti Ebubekir Efendimiz birisiyle bir münakaşa oluyor. Adam birisi gelmiş Hazreti Ebubekir Efendimiz'e garetler savuruyor tabir yerindeyse. Efendimiz de orada. Efendimiz susuyor. Tebessüm ediyor hatta. O hakaret ediyor ama Hazreti Ebubekir de böyle şey yapmıyor, mukabele etmiyor ona. Biraz sonra canı sıkılıyor Hazreti Bekir'in. Mukabele ediyor. Mukabele edince Allah Resulü'nün bu sefer tebessümü kayboluyor. Merak ediyorlar. Ya Resulallah, biraz önce Hazreti Bekir sustuğunda tebessüm ediyordunuz. Fakat şu anda tebessümü kestiniz. Allah Resulü buyuruyor ki, bu şahıs diyor Hazreti Bekir'e hakaret ettiğinde bir melek onu savunuyordu. Hazreti Bekir'i savunuyordu o kişiye karşı. Ne zaman ki diyor Hazreti Bekir konuştu, o zaman melek kayboldu, melek gitti diyor. Kişi kendini savunduğundan dolayı. Bir medrese hocası zamanın birinde öğrencisini su doldurmaya gönderiyor. Bir testi veriyor eline. Bu suyu doldur getir diyor evladım. Neyse çeşmenin başına vardığında orada bir atlının olduğunu görüyor. Atlı çocuğa bir tokat atıyor ve testisini kırıyor. Çocuk ağlayarak hocasının yanına geliyor. Ne oldu yavrucuğum diyor. Diyor ki hocam işte böyle böyle oldu. Git diyor oğlum diyor. O adama bir şey söyle. Gidiyor. Bir şey söyleyemeden geriye geliyor. Bir şey söyledin mi diyor. Hayır söyleyemedim diyor. Git oğlum diyor. Mutlaka bir şey söyle diyor ona. Gidiyor ama söylemiyor veya giderken gidip bakıyor ki atlı ölmüş. Ne oldu? Bir araştırıyorlar. At bir tekme atmış adama ve adamı öldürmüş, sahibini öldürmüş. Ve hocası şöyle meşhur ikazını yapıyor. Diyor ki o testiyi kırdığından dolayı çocuk mazlum ve mağdur pozisyonuna düştü. Mazlumun da diyor sahibi Allah olduğundan dolayı o çocuk eğer o adama bir şey söyleseydi belki orada Cenab-ı Hak ne yapacaktı? Onun mazlumu biraz gidecekti ve adama bir şey olmayacaktı diyor. Ve adam bir şey söyleyemediğinden dolayı çocuk da o mazlumiyet mağduriyetten adam cezasını görmüş oluyor. Hadiseler böyle cereyan ediyor. Yani adeti ilahi diyelim biz. İnsanları mazlum ve mağdur pozisyonuna düşürmememiz gerekiyor. Hangi konumda, hangi makamda, hangi düşüncede, hangi duyguda olursak olalım. Bu dediğim gibi bir aile reisi olmadan efendim bir şirketi yönetmeye kadar bunu düşünebiliriz. Her haliyle düşünebiliriz. Rabbim bize istikamet versin. Allah yardımcımız olsun. Demek ki mazlum olan, mağdur olan insanların yerine eğer onlar bir şey söyleyemiyorsa, seslerini çıkaramıyorsa onların yerine melekler ne yaparlar? O işe müdahil olurlar. Bu da adet-i ilahidendir. Bunu da böyle bilmemizde fayda var. Sıkıntı ve zorluklara nasıl bir dua ile karşı konur? Evet, Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek lazım her şeyden önce. Sıkıntılarımız olduğu anda, musibetlere karşı. Bazı tasavvuf erbabı farklı cevaplar vermiş. Duada, ya Rabbi benim sıkıntılarımı bertaraf eyle. Allah'ım kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Rabbim içine de bulunmuş olduğum halden, sıkıntıdan sabırla ve metanetle bizi hidayete erdir, rızana ulaştır diye dualar etmemiz lazım. Bunu yine biz Kur'an'da Bakara suresinin sonunda Rabbim bize yük yükleme, kaldıramayacağımız yükleri yükleme diye Rabbimize biz ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Rabbimiz Kur'an'da bize bunu öğretmiş oluyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakete lena bih ve'fu anna ve'gfir lena ve'rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye Bakara suresinin son ayeti olarak bize Rabbimiz bunu öğretiyor. Bizler çeşitli hallerle, çeşitli durumlarla, imtihanlarla karşı karşıya kalabiliriz, kalıyoruz. Bu imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda isyan etmeden ondan sabır ve metanetle yardım dilememizde büyük faydalar var. Elimizi ona açacağız, yardım ondan dileyeceğiz. Çünkü bize yardım edecek hakiki manada Rabbimizdir. Rabbim bizleri kaldıramayacağım şeylerle imtihan etme diye dualar içerisinde olmalıyız.